anladın mı? Valla şefçeyle geçer. Gerçekten nasıl bu kadar bir anda hava karardı? Avrupa otları ya. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra Kerem'in sonunda kanalıma çektim. Hani be? Kabul ettim. Israr ettim ve geldi. YouTube kanalımı açıyorum. Öpürdü için. Bizim çaylı bir videomuz vardı sevilen. Çaylı sohbetler. Video başlığı da buldum. Çay ocağı. Ocak ne demek? Yuva demek bu arada. Çay evi de diye çevrilir bu Türkçemizde ama biz bunu New York'ta çay ocağı serisi diye bence yapabiliriz. Bunu sonra konuşacağız. Daha iyi bir seri adı fikri olan varsa gerçekten yorumları bekliyorum. Hala bu çektiğimiz serinin bir adını bulamadım. Umarım bu videoyu paylaşana kadar bulurum. Ama eğer gerçekten Kerem'in fikrinden daha güzel bir fikriniz çay varsa... Çay ocağı diyenler alta çay ocağı yazsın. Beğensinler videoyu Kerem. Şey var mı? Ne? Çay emojisi. İnce belli. Yok canım normal çay işte. Vardır. Demlik falan. Vardır. Aşağı çay ocağı yazın. Herkese tekrardan merhaba. Bugün Kerem'le uzun bir aradan sonra beraber bir soru cevap videosu çekiyoruz. Bu videonun çok bir benzerini yaklaşık bir 6 ay önce çekmiştik ve o zaman demiştim ki biz bunu bir seri haline dönüştürelim ve hani 6 ayda bir çekeriz. Hayır. İşte tahminimce hani ayda bir, hadi bilemediniz 1,5 ayda bir çekeriz diye düşünüyordum. 6 ayda bir oldu. Eğer bu videoyu beğenirseniz mutlaka beğenin ki biz de gerçekten beğendiğinizi anlayalım ve yorumlara çay ocağı yazın. Biz de bu seriyi istediğinizi, beğendiğinizi anlayalım ve bunu bir buçuk, belki hadi bilemediniz, 2 ayda bir çekelim. Ama ne yapıyoruz hani eğer ilk defa izliyorsanız bu videomuzu? Öncelikle diğer videonun linkini aşağı bırakacağım. Kerem'le aynı sorulara ayrı ayrı cevap verdiğimiz bir video serisi, yani ikinci video. Ama bir seri olacak umarım. İkimiz de soruları bilmiyoruz. Dün gece Ozan, Ceren ve Ece beraber böyle bir 20 tane falan soru çıkarmışlar sanırım. Hepsine cevap verir miyiz gerçekten bilmiyorum ama güzel olduklarına eminim. Umarım keyifli olur. Güzel cevaplar ver. Umarım bu videoyu keyifle izlersiniz ve görüşürüz. Hadi dışarı, bay. Bay bay. Gidiyorum ben. Önce seninle alakalı. Nasıl yani? Sorulardan. Sana, direkt seninle bana alakalı. Kimseyi ilgilendirmiyor. Özel evet, soru. Evet. Altın inancın var mı? Var. Hiç yok. Köşeye oturma. Yani toplumsal olarak öğretilmiş, istemsiz yaptığım şeyler vardı. Benimsediğim bu altın inançlar diyemem. Nasıl? Köşeye oturun evlenmezmiş. Herhangi bir köşe... Nasıl köşe? Nasıl köşe? Masada. Ha masada köşeye otur. Aynen. Evde köşeye otursun ama. Ya şu köşeye oturur mu? Ha evet, hayır öyle değil yani sana köşe denk gelmeyecek yani. Masada. Ha masada. Tamam. Hani nasıl şeyler ki işte ayna kırıldı gece uğursuzluktur gibi öğretiler var ama benim itibar ettiğim şeyler değil. Yok. Sıfır ya. Yok. Gerçekten böyle bir şey oldu mu ya bir gün böyle masada köşeye oturup ya ben buraya oturmasam diye. Yani yaptın mı bunu? Yani hatırlamıyorum tam olarak böyle bir şey yaptım ama hani zaten başlamadan oraya oturmam yani. Peki abi, tamam. Dünyada bir günün kalmış olsa son gününde ne yapardın? Maddi, manevi hiçbir sıkıntım yok. Her şey olur. Her şey. Küba'ya giderdim. Tropikal bir adaya giderim. Niye? Çünkü ben yıllardır Küba'ya gitmek istiyorum. Bir şekilde gidemiyorum. Son günümde bir şekilde yine gidememiş olurum. Yani daha doğrusu son günüme kadar. Bari son günümde gideyim diye oraya gideyim ben. Ada olması şart. Madem her yere gidebiliyorum. Çok saçma oldu. Biriyle yer değiştirmek istesen kiminle olurdu? Günümüzden, eskiden... Hiç fark etmez. Yani güncel bir şey mi yoksa bir zaman yolculuğundan bahsediyoruz? Hannah Montana'yla. Allah Allah, zormuş. Miley Cyrus, sen bilmiyorsun galiba. Çok değil. Ben herhalde kaldığım yerimde kaldım şu an. Bir sporcuyla yer değiştirmek isterim çünkü ben spor akademisi geçmişi olan biri olduğum için ve şu an sporcu olmadığım için o hayatı özlediğimi düşünüyorum. Herhangi bir profesyonel sporcuyla yer değiştirmek isterim. Ama bir dakika, Miley Cyrus'la değil, Hannah Montana'yla yer değiştirdim. Bir süper gücün olsaydı ne isterdin ve bunu niçin kullanırdın? Işınlanmak, kesinlikle ışınlanmak. Uçmak isterdim. Uzak ilişki yaşamış biri olarak bir şekilde aynı zamanda ve aynı yerde bulunamayan insanlar için bence hayat kurtarıcı bir çözüm olurdu. Hoş, şimdi beraberiz Polina'yla ama yine de çok ihtiyacımız olduğu zamanlardan bu çıkarımı yapabiliyorum. Okula 40 dakikada gitmektense hop böyle trafiksiz
İsterdim ya, uçmak isterdim. Yani uçuyor olurdum. Beni şöyle gökte izlerdiniz. Balina geçiyor diye. Kuş mu? Hayır. Uçak mı? Hayır. Pekala. Plan yapmayı seviyor musun? Yoksa daha gelişi güzel aktivitelerden boşlanıyorsun? Aşırı plancıyımdır. Yani keşke bu kadar olmasam. Hatta böyle arada kendi kendime bir sal ya diyorum gerçekten içimden ama... Ben plan yapmayı sever, yine de akışına yaşayan bir tipim galiba. Kendi planlarıma bile itibar etmiyorum çok fazla. Ha, plana uyuyor muyum her zaman? Hayır. Plan yapıyor muyum her zaman? Sabahları kim daha huysuz? Ben, yani sadece sabahları da olmayabilir ama genellikle ben daha... Kerem, hani o kadar net ve o kadar basit bir cevap ki. Yok ya, gün içinde Polina, sabahları net ben. Evet, ben daha sabah konuşmayan, huysuz olan, suratı asık olan benimdir. O daha sabah insanıdır yani. Hani zaten suratsız bir arkadaşımız. Zaten doğasında var. Ama sabah görmeyin yani. 15 yaşındaki kendine söyleyebileceğin, söylemek istediğin 3 şey nedir? Şu anki o kalbini kıran arkadaşlar ve çevrendeki insanlar muhtemelen 3-5 yıl sonra hayatında olmayacak olan insanlar. Onun için o kadar üzülme. 2. Hayal ettiğin birçok şey, gerçekten kalpten istediğin birçok şey olacak. İnanmaya devam et. Ki öyle oldu. Çok iyi yapmışsın. 3 olmak zorunda değil ya, öyle kendini... Yok, 3'ü de... 3'ü de hakkım varken kullanabiliyorsun. Hakkımı kullanacağım. O yaşta neler yaptıysam artık. Pekala. O ilk sarhoş... Yani o da komik bir şeydi tabii ama ilk sarhoşluğu yaşamayacaktın. O kadar ağır yaşamayacaktın. İlk kim açıldı? Kerem buna ne cevap verdi? Bunu söylemeyeceğim tabii. Ben. Bunu niye bu kadar düşündüm bilmiyorum. Ben yani, net ben. Nasıl? Ya ilk Kerem açıldı. Net Kerem açıldı. Hani biz daha hiç böyle olacak gibi bile değilken yani. Kerem açıldı. Ama sonra ilişki tam böyle artık başlayacak başlamıyor arasındayken de ben adım atmış olabilirim. Hani olabilir evet. Ama Kerem. Yani ilk Kerem açıldı. Ben bayağı uzun süre açıldım yani ama hani öyle bir şey, böyle bir gerçek var yani. Bayağı açıldım yani. En sonunda artık açılacak bir şey kalmayınca Polina da karşılık vermek istedi herhalde ki o da geri açıldı bana. Geri açılmak. Bu da bir şey. Ben açıldım, o geri açıldı. İlk nesinden hoşlandın? İngilizce o caring lafı var ya. Hani sahip çıkan anlamına da gelmiyor. Ya nasıl, ne anlama geliyor? Ben seni çok iyi anlıyorum da anlatamıyorum şu anda. Bayağı bir karşılığı Kerem ve bu, bilmiyorum. Bence bu birçok insanı etkileyen bir özellik. Özellikle de zaten hani eğer o insanla çok vakit geçirmeye başlıyorsanız ve o insanın size ilgisini, korumacılığını, sahiplenişini hani gerçekten üstünüzde hissediyorsanız, ya ben şahsen ondan çok etkilenmiştim. Cevabı böyle bir şey diyemem herhalde ya. Peki sence o ilk senin neyinden hoşlandı? O ilk hoşlanmadı yani bayağı bir sürü hoşlanmadı yani. Yani o yüzden o ilki yakalayana kadar ben çok hoşlanmış oldum yani. Yani neyinden hoşlandı ki Kerem ya? Başında. Bir dakika. Bence Kerem benim enerjimi sevdi. Ben öyle düşünüyorum. Umarım öyledir yani. Yok gerçi yani her neyimden hoşlandıysa iyi ki hoşlanmış. Kavga ettikten sonra ilk kim özür diler? Eğer ciddi bir kavga değilse birimizin gelmesini beklemiyoruz bence. O an başka bir şeye direkt geçebiliyoruz hani. Ah, hadi beraber gidip yemek yiyelim gibi. Kavgayı çıkartan genellikle. Ama eğer böyle bir tık daha şeyse hani belli biri bir şey yapmış ve diğeri kırılmışsa bence kıran taraf diliyor ya. Bir daha düşünüyorum. Evet, kavgayı çıkartan özür diliyoruz da. Böyle bir sabitiniz var yani. Böyle sabitimiz yok da yani bir şekilde bir süre zarfında hatasını hata yapan kişi anlayıp bunu telafi etmek için çabayı sarf ediyor diyelim. Hanginiz daha dayanıksınız? Ben. Polina. Net. Net. Çok net. Toplarım da bu arada. Mesela Kerem çok dağıtmaz ama toplamaz da. Ben dağıtırım ama hakkımla toplarım.
En son kim sarhoş oldu? Ben. Polina. Net. Yani yakın daha. Hani çok yakın. Çünkü benim sarhoş olmam kolay zaten. Ben bir kokteyl, hadi bilemedin iki kokteyl sonrası zaten çakır keyfim yani. Onun için hani Kerem'in böyle sarhoş olması için gerçekten içmesi gerekiyor. Ben cheap date'im. Polina'nın kullanmasına asla izin vermeyeceğin eşyan nedir? Benim eşyam. Senin eşyan. Kerem'in kullanmasına asla izin vermeyeceğin eşyan nedir? Kendi eşyan mı? Onun eşyası. Kendi eşyan. Öyle bir şey bahsedelim. Yok herhalde ya. Çantalarımı vermezdim. Ama o da takmaz, asla takmaz. İstediğini alır kullanır ki hani bayağı da kullanıyor bu arada yani. Dolap, ortak dolap gibi resmen benim dolabım ama onun eşyaları, yani onun eşyaları, benim eşyalarım, bizim eşyalarımız. Ama bir de şey kategorisi var, onun eşyalarında kullanmasını inanıyorum. Eşyalarında keşke böyle bir eşyası olmasa dedi, olmasaydı. Evet, var bir iki kıyafeti falan. Bunu biz daha sonra yapalım bence. Evet, var öyle bir iki kıyafetim var hani. Aşkım bunu giymesen mi acaba dediğim? Bonibon mu, jelibon mu? Jelibon. İkisi. Allah Allah. Şimdi böyle ekşili, hani ekşi tatlı olan. Bonibon ya. Kerem kesin boniboncudur. Bonibon. E-book mu, klasik basılı kitap mı? Klasik hardcover kitap. Kitap kesinlikle mı? Klasik kitap. 3. Coachella mı, Burning Man mi? Coachella. Burning Man'i merak ediyorum ama çok ağır şartları var, emin değilim ya Coachella. Kerem hiçbiri dediğine o kadar eminim ki, yani o kadar eminim ki hiçbiri dediğine. İkisi de değil ya, Burning Man'e gitmedik zaten de. Coachella'ya iki kere gittik. Coachella konsept olarak güzel de ben festival insanı değilim. Latte mi, cappuccino mu? Cappuccino. Cappuccino. Latte süt zaten yani. Hamburger mi, sosisli mi? Hamburger. Eğer soru pizza olsaydı kesin pizza olurdu. Öyle bir şey olmadığı için hamburger. Yani gerçekten hani keşke sağlıklı gıdalar arasında yer alsaydı der gibi. Sosisli yani biraz kaçış noktası yani. Hani bir opsiyon olarak değil de. Superman mi, Batman mi? Batman ya. Bunun neden? Bunu yani Batman yani. Hani... O kadar alakam yok ki yani, keşke olsa ama hani bir kez izledim bu arada ve ben. Abi parayla saadetin resmidir adam. Superman sonuçta olağanüstü bir şeyler söz konusu yani. Hani ama Batman'deki fark şu. Hepimiz bir Batman olabiliriz. Çünkü o zaten çeşitli araç gereçler ve bir backup desteğiyle, Alfred'le yani. O yüzden Batman, herkes Batman olabilme ihtimalini taşıdığı için. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ben şahsen çok eğlendim. Kerem'in ne cevap verdiğini gerçekten merak ediyorum ama bazılarını tahmin ediyorum. Neyse ki tanıyorum seni. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın ve yok, daha çok... Bunlar adı çay ocağı yazın. Çay ocağı yazar mısınız? Bu video hoşunuza gittiyse daha çok bu tarz video çekmeyi çok isteriz. Kerem ne kadardır ısrar ediyordu bu videoyu çekelim diye. Ama çekeceğiz. Bye bye. Güzel. Hadi beraber kapatalım bu videoyu. Dostluk kazansın. Ve aşk.